Perde, Türk sinema tarihinin unutulmaz oyuncularıyla aralanıyor. Usta isimlerin başarı öyküleri ve filmlerinden diyaloglarla geçmişe hayat veren program Ses Perdesi. Yaşar Üniversitesi İnternet Radyosu'ndan herkese merhaba. Kulağınızdan girip kalbinizi okşayan, hafızalara hitap eden program Ses Perdesi'nin konuğu Cüneyt Arkın'la yeni bölüm başlıyor. Gerçek adı Fahrettin Cürekli Batur olan, Türk sinemasının ünlü jönü 8 Eylül 1937 yılında Eskişehir'de doğar. Eskişehir'de lise eğitimini de tamamladıktan sonra İstanbul'a giderek tıp fakültesi sınavlarına girer ve üçüncü olarak İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanır. Eğitimine devam ederken İstanbul'daki arkadaşlarıyla Erek adlı bir dergi çıkarır. Dergide şiirleri ve hikayeleri yer alır. 1957 yılında yazıları sayesinde Cemal Süreyya ile tanışır. Cemal Süreyya öykülerini değerlendirerek onu hem siyasi hem edebi ve fikri bir dergi olan Pazar Postası'na gönderir. Şansını denemek adına 1963 yılında Artist dergisinin düzenlediği yarışmaya katılır ve birinci olur. Başta babası olmak üzere arkadaşlarının ve yakın çevresinin "Boş versen artistliği, ne anlarsın sen oyunculuktan" ısrarlarına rağmen ertesi yıl filmlerde küçük roller almaya başlar. Tıp fakültesini bitirmesinin ardından Eskişehir'e döner ve 1963 yazında Halit Refik ile Şafak Bekçileri adlı filmin çekimleri sırasında tanışır. Birinci Hava Üssü'nde jet pilotlarının yaşamı ile ilgili bir film çeken Halit Refik, o sırada Hava Kuvvetleri'nde doktor olarak yedek subaylığını yapan Fahrettin Cürekli Batur'a filmdeki rollerden birini teklif eder ancak Cürekli Batur askeri yönetmenlikler yüzünden bu filmde rol alamaz. Aynı yılın sonbaharında Halit Refik Gurbet Kuşları adlı filmin çekimlerini hazırlanırken askerliğini bitiren Cürekli Batur İstanbul'a giderek Halit Refik'e kendini ve ona yaptığı rol teklifini hatırlatır ve filmdeki doktor rolüne uygun görünür. Gurbet Kuşları'nın yapımcısı aynı zamanda bir sinema dergisi de yayınlamakta olan Recep Ekicigil'dir. Cüneyt Gökçer'in Cüneyt'ini, kitapçı Ramazan Arkın'ın Arkın'ını alarak onun için Cüneyt Arkın adını yaratırlar ve böylelikle Türk sinemasına güneş gibi yakışıklı bir jön, bir efsane doğar. Çiçek alacaktım sana, utandım gülüm. Koskoca Poyraz... Karısına nasıl çiçek alır değil mi? Ne bileyim ben, alışmamışız işte. Bunları yukarıdan aşırdım. Kusura bakma gülüm. Bakmam koca adam. Parayla alsaydın bu kadar güzel olmazdı. Eşkıya karısı metin olacak biraz. Eşkıyalığınla övünüyorsun. Eşkıyalıkla övünülür mü gülüm? Söz vermiştin bana, bırakacaktın. Yalnız olsam neyse. Şimdi iki canlıyım. Çocuğum babasız mı doğsun koca adam? Ağlama gülüm. Sen ağladın mı dünya zindan oluyor bana. Sen ağlatıyorsun. Biraz sabır gülüm, az daha. Çok yokluk çektim ben. Çocuğumuz çeksin istemiyorum. Çok ezildim, çok tekme yedim. Benim gülüm, benim yavrum ezilmesin, horlanmasın istiyorum. Az daha sabır. Çekip gideriz buralardan. İstanbul gibi yeri bırakıp buralara döner mi insan? Koskoca doktor çıkmışsın hamdolsun. Babandan kalan üç karış toprağa ihtiyacın mı var? 15 yıl oluyor memleketten ayrılalı. Ama beni buraya çeken toprak değil, o topraklar üzerinde yaşayan insanlar. Onlara faydalı olabilmek için okuttu devlet baba beni. Tanınmış iş adamlarındansın. Plak şirketimizin büyük hissedarısın. Allah Allah. İdare heyeti başkanısın. Sayılı bir bestekarsın. Senin bu kötek düşkünlerini değil eve toplaman, selam bile vermemen lazım. Madem en yakın arkadaşınım söylerim yüzüne. Haklısın, haklısın, haklısın. Ben de şaşıyorum yaptıklarıma. Yalnızsın da ondan. Doğru. Belki de bu hayata sarılışım yalnızlıktan kaçmak için. Hep hızlı, daha hızlı, daha hızlı yaşamak istiyorum. Jet pilotu olmalıymışsın sen Harun. Başta romantik roller oynayan genç oyuncunun daha sonra hareketli sahnelere yatkınlığı dikkat çekmeye başlar. 70'li yıllara gelindiğinde Türkiye'nin en tanınan oyuncularından biri olmuştur artık. O dönem İtalya'da da oldukça ilgi gören Cüneyt Arkın, John Arkin adıyla tanınmaya başlanır. Öyle ki ünlü yönetmen Halit Refik'e göre
John Wayne, Burt Lancaster seviyesinde bir oyuncudur o. İlk başlardaki romantik jön rollerinden yavaş yavaş sıyrılmaya başlayan Arkın, kendi kendini yaratmaya girişir. İşsiz geçen günlerinde Medrano sirkinde Rus kazakların atlarına bakar ve karşılığında onlardan binicilik dersleri alır. Parende atmasını öğrenir cambazlardan ki bu becerileri ona daha sonra birçok filmin kapılarını aralayacaktır. Kılıçlı ve atlamalı filmlerin yönetmenlerinden teklifler gelmeye başlar ve kısa sürede bu tarzın içinde olağanüstü bir başarı elde eder. Kısa zamanda özellikle İran'dan başlayarak ünü yurt dışına da yayılır. 1970 yılında İranlılarla ortak bir yapım olan Atsız Cengaver'in çekimi için yeniden Halit Refik ile bir araya geldiğinde Cüneyt Arkın artık Türkiye'nin en popüler oyuncusu haline gelmiştir. Ben seni severim Murat. Ama bakıyorum bana karşı çıkıyorsun. Yok ben. Benim size karşı çıktığım yok. Ben haksızlığa karşıyım. Ekmek yiyorsun buradan. Siz de bizim yüzümüzden ekmek yiyorsunuz beyim. Bizim yediğimizde içtiğimizde gözünüz var. Paramızda gözünüz var. Oturduğumuz evi, bindiğimiz arabayı kıskanıyorsunuz. Ne bileyim ben, her şeyimiz gözünüze batıyor. İşte düşmanlığınız bundan. Hayır. Kimsenin parasında pulunda gözümüz yok. Biz çalışan kazansın diyoruz. Biz çalışanın cahil kafası bu işlere ermez diye hakları yenmesin istiyoruz. Çocuklarımızın utanmadan giyeceği bir elbisesi, kuru ekmeğimizin yanında zeytinimiz olsun istiyoruz. Daha fazlası olur Murat. Çekil aradan. Açıktan para veririm. Olmaz. Ben bütün çalışanların hakkını istiyorum. Vermezsen ne olur? O zaman greve gideriz. Müsaadenizle. Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesi uyarınca idam talebiyle yargılanmasını ve tecziyesini istiyorum. İddianame yüzüne karşı okundu. Bir diyeceğim var mı? Ben öldürmedim. Mesele ekmek kavgası yaptığımız arkadaşlarımın da meselesiydi. Yani ekmek davası vardı aramızda Sayın Hakim. Buradan gidelim Çakır. Nereye gideriz canımın içi? Gidelim, nereye olursa. Bunları gören, uyanan bir insan nereye gidebilir? Mutluluğu nerede bulur? Ezilenlerin, acı çekenlerin, benim gibi sürgünlerin vatanı nerededir? Demek umudunu yitirdin. Umut yeter mi? Yavaş yavaş ve acı çekerek hayatımın kırık dökük ve kirli parçalarından yeni bir adam, onurlu bir yol oluşturacağım. Anlayamıyorum. Güzeldir belki. Güzeldir. Bak, özgürlüğün temsilcileri karanlığın bekçilerini yenmekte. Onların yanında olmak istiyorum. Bu kavgada insanı adam yapan bir yan var. Kala kala bir canım kalmış. Onu da... Çakır! Satılmışlar, aram olsun kanım. Sosyal içerikli filmlerde de rol alır, ancak en çok Malkoçoğlu serisiyle adını duyurmayı, hatta tabiri caizse ezberletmeyi başarır. Malkoçoğlu, Kara Murat, Battal Gazi gibi filmler onun uzun yıllar boyu tanınmışlığını korumaya yetmiştir. Sinema oyunculuğu yaşamına 1963'te başlayıp 2 yıl içinde en az 30 filmde rol alan, yaklaşık 300 filmde oynayan Cüneyt Arkın, mesleğe başladığı ilk yıllarda Güler Mocan'la yaptığı evlilikten 1966 yılında Filiz adında bir kızı olur. Fakat yeni gelen şöhret bu aile bağlarını bir arada tutamaz ve Cüneyt Arkın 1970 yılında Betül Işıl'la evlenir ve bu evlilikten Kaan ve Murat adında iki erkek çocuğu olur. At binmede ve karatede uzman sporcu unvanına sahip olan oyuncu, ilk kez 1969 yılında İnsanlar Yaşadıkça adlı filmle olmak üzere, daha sonra 1976'da Mağlup Edilemeyenler'le Antalya Altın Portakal Film Festivallerinde ve 1972 yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nde Yaralı Kurt filmiyle en iyi erkek oyuncu ödüllerine layık görülürken, 1999 yılında yine Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ve 2010 yılında Eskişehir Uluslararası Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görülür.
Doktor, şair, yazar, aktör. Bir dönem Türk sinemasına damgasını vurmuş efsane kahramanlar, yakışıklı bir jön, tam anlamıyla beyaz atlı bir prens. Ve ses perdesinde Cüneyt Arkın Rüzgarı filmlerinden son bir bölümle esmeye devam ediyor. Yeni bölümde farklı bir isimle buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sorun bakalım, kimmiş babası? Kendisini hiç görmedim ama yeryüzünde ondan mert, ondan yürekli, ondan üstün silahşör yokmuş. Battal Gazi derlermiş babama. Sözlerine inanmak çok güç. Eğer Battal'ın oğluysan, babanın kılıcını saplandığı yerden çıkartırsın. Kara Murat! Murat! Kadınlara kılıç çekmek erkeklik değildir dostum. Sen ölmedin ha? Henüz öyle bir niyetim yok. Muhafızlar! Onları bir daha göremeyeceksin. Bıçak atışındaki Hüner'in hoşuma gitti. Ama saygısızlığını beğenmedim. Beni korumak için ettiğin yemini hatırlayıp sana koştum. Malkoçoğlu birini korumak için yemin ettiyse, o kişi çok sevdiği Cem Sultan değil, herhangi biri dahi olsa, onu korumak için kalkan, dilediği yere varması için köprü olacaktır. Hele hana girip yorgunluk çıkaralım şehzadem. Malkoçoğlu. Evet, Malkoçoğlu. Demek hatırladın. Bana oğlum dedin beyim. Bir öksüzü sevindirdin. Sonunda bir baba buldun. Ben de bir oğul buldum Polat'ım. Ama bizim babamız vatan, oğlumuz okşadığımız kılıç olsun. Sen kal, mutlu ol, bu sancağa sahip ol. Ben şehzademin kaderine ortak olmak için gidiyorum. Elveda Polat'ım. Perde, Türk sinema tarihinin unutulmaz oyuncularıyla aralanıyor. Usta isimlerin başarı öyküleri ve filmlerinden diyaloglarla geçmişe hayat veren program, Ses Perdesi.